Ya papatya ne yapacaksak yapalım hadi hadi ya. Şekerim benim of of. Hayda. Hayda bire. Hayda bire. 5 tane top var. Dönüyorlar. Onu bana mı fırlatacaksın? Yes I dozond. Hazır mısın? Herhalde bana güç verecek arkadaşlar, anladım tamam. Biraz geç anladım ama neyse, güç verecek bana. Versin abi. Tamam toplayayım. Alamadım. On ağzını yerim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Hey dostum. Iskaladın. Evet. Özür dilerim. Tekrar deneyim tamam mı? Niye öyle somurtan bir bakış attı bana? Tamam. Hadi ver. Bismillah. Ne oluyor lan? Hayda. Seni salak diyor. Niye salak ki? Merhabalar arkadaşlar. Oyuncağım Askan'la hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Hasan. Bugün sizlerle arkadaşlar Undertale oyunu oynayacağız. Bu oyunu o kadar övdünüz ki arkadaşlar bana. O kadar oyna dediniz ki artık sonunda oynuyorum. Sevindiniz mi? Oynuyorum abi. Ve arkadaşlar bu oyunun aşırı seveni var ve oynamamı çok istediniz. Her zaman yorumlarda görüyordum. Son zamanlarda artık o kadar yoğun istek oldu ki sizleri kırmak istemedim. Videosunu çekeceğim o yüzden bugün. Undertale uzun bir oyun olduğu için arkadaşlar part part gelecek. Part 2 içinde 2 milaki geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. 2 milaki geçersek videosunu hemen çekip atacağım. Yani part 2 için şimdiden like atmayı unutmayın. Şimdi isterseniz uzatmadan videomuza geçelim. Hala kanala abone değilsin bakıyorum kardeşim, bak. Kırmızı butona tıkla abone ol. Heh işte böyle, kolaymış değil mi? Şimdi isterseniz çok uzatmadan videomuza geçelim. Bakalım neymiş bu Undertale oyunu abi. Hiç spoiler falan da almadım arkadaşlar bilerek. Hiç oyunu izlemedim. Uzun zaman önce dünyada iki ırk hüküm sürerdi. İnsanlar ve hayvanlar. Bir gün iki ırk arasında bir savaş çıka geldi. Uzun bir çatışmanın ardından savaşı insanlar kazandı. E tabii ki de doğal olarak. Vallahi birisi bir çukura düştü ama o kimdir bilmiyorum arkadaşlar. Minik bir çocuk düştü. Orada hayvanlar var arkadaşlar muhtemelen. Oraları hapsetmişler insanlar artık. Bir daha hapsetmişler hayvanları. Öyle anladım ben. Biz düştük içine. Biz mi oluyoruz o? Oğlum nasıl bir şeysin lan sen Undertale'dır. Oo şarkı değil mi? 2 ya da enter'a bas. Enter. Onay. Shift iptal. Tamam. Mükemmel bir bilgilendirme. Oyunun müzikleri iyi ha. Bak cidden. Beğendim müziklerini. Oo şarkı değil mi? Ama keşke biraz daha kaliteli HD falan olsa süper olurdu bence. Neyse oyuna bakalım. Düşen insana bir isim ver. İsmi ne olsun lan? Haydar olsun. Haydar. Nerede? Ye nerede lan? Lan ye'yi bulamıyorum ben burada. Haydar. Haydar, Haydar. 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 Evet, tamama tıklayalım. Düşen insanın ismi arkadaşlar Haydar. Hayda bire! Hayda bire! Mükemmel bir isim. Bu isim doğru mu? Evet evet Haydar istiyorum. Haydar. Haydar. Mükemmel bir isim seçimi yaptım. Bir saniye abi sakin ol. Bu ne? Bu muymuş Undertale? Ciddi misin abi? Haydar bu mu? Haydar. Neyse abi şeye benziyor birazdan. FNAF'a benziyor değil mi arkadaşlar? FNAF'a benziyor. Ben öyle bir sezgi aldım. Yürüyelim abi. Niye ses yok? Müzik sesleri güzeldi gayet. Ana bu ne? Giriş var. Gir abi. Bu minik papatya ne böyle? Çok tatlı gözüküyor. Merhaba. Hey ya. Ben follower. Çiçek follower. İnşallah doğru okuyorum İngilizce adını. Ben biraz İngilizce kıt arkadaşlar. Tamam. Çiçek reisle tanıştık. Ve tatlı gözüküyor hayvanlar. Cidden. Yaptı bize. Bu yer altına ilk gelişin değil mi dedi. Evet. Hay aksi. Kafan çok karışmış olmalı. Evet benim kafam çok karıştı.
Evet, nasıl yürüdüğünü bana göstersen tatlı papatya çok sevinirim ya. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Yerim seni ya. Sanırım iş bana düşüyor. Evet, sana düşüyor. Hazır mısın? Başlayalım. Ha, tamam, oyun oynayacağız galiba. Ben kalbimi niye aldın lan? Evet, benim kalbim. Diyor ki kalbini gördün mü işte ruhun falan diyor. Ruhunu temsil ediyor. Herkesin kalbi ruhunu temsil eder. Doğru abi. Oyun mu oynayacağız? Daha mı abi? Evet. Diyor ki ruhun senin çok güçsüz başlamış. Onu biraz büyütüp güçlendir diyor. Güçlendirir mi reis? Sevgiyi neyi ifade ediyor? Seven anan. Neyse tamam. Biraz sevgi istersin değil mi? O müzikleri çok iyi bak, cidden şey yaptım da biraz çok saçma sorular soruyor lan. Neyse devam edelim. Sevgiyi şey yaparsın dedi bana. Merak etme, seninle biraz başlayacağım. Oğlum yazı stili niye böyle? Neyse. Ya papatya ne yapacaksak yapalım, hadi hadi ya. Şekerim benim, of of. Göz kırptı bana. Hayda. Aşağıda sevgi paylaştıkça büyür diyor. Kutucuğun içerisinde diyor galiba. Evet. Sevgiyi paylaş bana bakalım. Minik beyaz arkadaşlık topları. 5 tane top var. Dönüyorlar. Onu bana mı fırlatacaksın? Hazır mısın? Herhalde bana güç verecek arkadaşlar, anladım, tamam. Biraz geç anladım ama neyse, güç verecek bana. Versin abi. Tamam, toplayayım. Alamadım. Onazını yerim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Hey dostum. Iskaladın. Evet. Özür dilerim. Tekrar deneyim, tamam mı? Niye öyle somurtan bir bakış attı bana? Tamam. Hadi ver. Bismillah. Ne oluyor lan? Hayda. Seni salak diyor. Sen ciddi misin? Oğlum minik papatyanın tipine bak. Gerçek yüzünü gösterdi bize. Alo. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürülürsün diyor. Ben öldürmem ya. Ben bu videoda öldüreyim mi acaba? Acımasız olayım mı arkadaşlar? Ben bu videoda acımasız olacağım. Tamam mı? Ona göre oynayacağım arkadaşlar. Galiba iki seçimli oyun olacak sürekli. Tamam. Papatyanın tipine bak. Ne hale geldi ya. Bize gerçek yüzünü gösterdi. Şekerim benim. Onazını yerim. Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? Şaka gibi, beni öldürecek. Sen ciddi misin papatya? Ulan oynaya yeni başladım. Geber. Sen geber lan. Sen geber. Lan oynaya yeni başladım, öleceğim mi? Yanlış bir şey mi yaptım? Galiba yanlış bir şey yaptım. Gülüşe bak. Şeytan papatya. Ne oldu? Bu ne? Kim vurdu lan papatyayı? Reis, kral. Kral. Kurtardın lan beni. Ne kadar korkunç bir yaratık. Zavallı masum bir gence işkence ediyor. Oğlum ya reis, sen iyilik meleği misin ya? Beni kurtarmaya geldi arkadaşlar. Eyvallah. Neye benziyor lan bu? Bir hayvana benziyor da. Şey yapamadım şimdi. Neyse, buna bir isim veririm ben. Reis ya, adamsın adam. Oğlum müzikleri çok iyiymiş. Bu müziği önceden duymuştum ben. Sakın korkma evladım. Eyvallah. Galiba bize yol gösterecek bu ya. Adım Toriel. Harabelerin koruyucusuyum diyor. İnşallah Toriel'i doğru okumuşumdur. Süper. Her gün bu yoldan geçer, birisi düşmüş mü diye bakarım. Reis adamsın adam. Kurtardı bizi o papatyadan lan. Ama papatyana iyi vurdun kafasına ha. Helal olsun. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. İlk insan ben miyim? Haydar mı ilk insan? Yok artık. Yok artık. Gel. Tabii ki de şimdi hikayesi kafama oturdu arkadaşlar. Bunlar savaş yapmışlardı ya insanlarla. İnsanlar bu dağı hapsetti arkadaşlar. Bilmem ne için tekrar söyleyeyim. Yani ben bunu anladım. Bence doğru anlamışım. Biz de buraya düşüyoruz yanlışlıkla. Dağa hapsolmuş hayvanlar var içerisinde. Gel mezarlığı geçmen için sana rehberlik edeyim diyor. Tamam, geçir abi bizi. Bu taraftan. Oğlum çok iyi bir kadına denk geldik Allah'tan. Lan o papatya bizi
öldürecekti yoksa. Neyse peşinden gideyim. Lan dur, beni yalnız bırakma. Eyvallah, şimdi gezdirecek bana. Nereye gidiyoruz? Lan bu ne? Parlıyor. Alabiliyor mu? Tepemde belirlenen arabelerin gölgede için azimle dolduruluyor diyor. Azimle dolduruluyor diyor. Onu da anlamadım ki, canın tamamen dolu. Aa, kaydet. Tamam. Şeyi kaydettim galiba, tamamdır. Tamam, safe aldım arkadaşlar. Oyun kayıtlı artık. Gidiyoruz valla. Kadının peşinden gidiyorum. İnşallah bu kadının da gerçek yüzü ortaya çıkmaz ha. Ben hiç kimseye güvenmiyorum burada. Bu kadına da güvenmiyorum. Yeni evine hoş geldin küçüğüm. Ama iyi bir kadın da, inşallah şeytan yüzüğü falan yoktur ha. Sana harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Tamam. Harabelerin içi bulmacalarla falan doluymuş arkadaşlar. Anahtar ve güzergahlar arasında antik bir bağ var falan diyor. Müzikleri çok iyi. Bak ciddiyim bak bu konuda. Odadan odaya geçmek için onları çözmen gerekiyor. Tamam. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Tamam reis, devam edelim. Bulmacayı mı çözeyim? Bak bulmacayı açtı, görüyorsunuz mu? Bak bak, bunlara yalasınca sıkıntı oluyor. Bak ilk de buradan gitti, böyle yaptı. Böyle kapıyı açabildi. Hepsi bulmacalarla dolu lan odanın. Yanlar dolu mu? Bizim tipimize bak ya, ne kadar tatlıyız ya. Tipimize baksanıza oğlum, çok tatlı değil miyiz? Haydar. Devam et abi. Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. Tamam basarız abi, endişelenme. Açman gerekenlerini işaretledim diyor. Oğlum çok yardımcı oluyor bize bu kadın ha. Sevdim seni lan. Helal lan sana. Bize öğretiyor. Buraya mı tıklayacağım? Hepsini işaretlemiş, görüyor musun? Duvara çizik atmış. Tamam. Açsana. Muhteşem. Seninle gurur duyuyorum küçüğüm. Oğlum ne oluyoruz lan? Bir şey yapmadım ki, alt tarafı düğmeye bastım. Bir sonraki odaya ilerleyelim. Suya atlamak istiyorum. Suya atlamak istiyorum. Şuna bassam ne oluyor? Bu düğme çalışmıyor bile. Çevirip biraz sıkıntılı olmuş ama neyse. Yer altında bir insan olduğun için canavarlar sana saldırabilir. Evet, insanları sevmiyorlar arkadaşlar hayvanlar maalesef. Bu durumda hazırlıklı olman gerekiyor. Her neyse, endişelenme. Yapacağın şey basit. Savaşacağım tabii ki de. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin falan diyor. Savaştayken dostça bir muhabbet başlat diyor. İlk de arkadaşlar dostça bir muhabbet başlatacağım. Eğer çok sıkıntılıysa, bize saldırmaya çok meyilliyse mecbur saldıracağım abi, ne yapayım. Kendimi korumam lazım, öyle diyeyim. Bir süre oyala, ben çatışmayı sonlandırmak için geleceğim falan diyor. Tam oyalayacağım. Tamam işte, bir konuşarak bir şey yapalım bu. Bir savaşalım ilk önce, hadi. Tamam, savaşa geçtik. Ne yapacağım? Eylem. İnsaf. İnsafa tıklayayım. Bağışla, kaç. Bağışlayayım. Ne diyor? Manken dikkatsiz bir biçimde yerinde duruyor. Bir şey işe yaramamış. Eylem yapayım abi. Manken. Gözle konuş, konuşayım. Mankenle konuştun. Manken cevap verebiliyor mu lan bana? Oğlum manken nasıl konuşsun? Nasıl onlar konuşabilirim ben? Toriel memnun diyor. Kazandın. 0 altın kazandım. Neyse. Pratik yaptık. Çok iyi. Sen çok iyisin. Eyvallah kral, ben de çok iyiyim biliyorsun. Eyvallah eyvallah. Oğlum senin ağzını burnunu kırarım. Olmasaydı var ya, senin var ya ağzını burnunu kırardım ha. Sen doğaya Toriel vardı. Hadi gidiyorum. Bu odada başka bir bulmaca falan var diyor. Tamam. Çözeceğim, merak etme. Toriel. Hadi yürüsen oğlum. Onunla birlikte yürümem lazımmış. Tamam. Çözerim ya. Ne ki bulmaca? Basit bulmacalar.
Ne oldu lan? Kurbağa saldırıyor bana. Ne yapayım? Beyler konuşayım ki önce. Tehdit edeyim gözle. İltifat edeyim lan. Kurbağa nasıl iltifat edeceksen. Frogit ne dediğini anlamadı ama yine de pohpohlandı diyor. Neyse biraz gururu şu olmuş herhalde, yükselmiş. Aha geldi vallahi. Hadi lan hadi köyüne hadi. Hatice ablam geldi benim. İsmi Hatice olsun bu kadının. Cidden. Hatice abla. Tam uyuyor bak. Kazandın. Lan yine altın kazanmadım, yeter ya. Bir şey yapmadım kurbağaya. Neyse. Öldüreyim mi lan bir kere? Bir kere öldüreyim arkadaşlar. Onu da merak ettim ya valla. Hatice abla ilerlesene. Bulmaca bu ama. Ama ne? Neyse. Şimdilik elimi tut. Tutuyorum. Tutayım abla. Aa bizi şeyden geçiriyor. Tamam. Bulmacayı o çok iyi biliyor arkadaşlar. Kaç defa geçmiştir yani buradan. Ezberlemiş artık. Çivili yerlerden bizi geçirdi abi, çok güzel. Çivi dolu yerlerden geçtik. Bulmacalar şu an çok tehlikeli. Evet benim için çok tehlikeli. Çünkü ben çocuğum. Öldürebiliyor muyum kendimi? Deneyim mi? Gidemiyorum. Aa, gidemiyorum. Neyse öldürmeye çalıştım ama. Denize atla. Havuza atla. Havuza da atlayamadım. Haydar ya, Haydar reis. Buraya kadar çok başarılıydın evladım. Oğlum neyse, bu bizi çocuğu sanıyor galiba. Ama senin için zor bir isteğim olacak. Şeytan olma lütfen. Hatice abla lütfen sen bizi satma ya. Hainlik yapma. Lütfen. Kötü yüzünü gösterme bize. Bu odanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyorum. Tamam. Bize buradaki hayatı anlatıyor arkadaşlar. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor tabii ki de. O yüzden tek başımıza kalacağız. Yani her zaman Hatice abla yanımda olmayacak. Tamam tamam anlıyorum seni Hatice ablam. Kral adamsın kral. Pardon, kral kadınsın kral. Galiba bize yine saldıracak daha hayvanlar arkadaşlar. Kralları gelsin diyorum. Bu sefer öldüreceğim. Kim gelirse. Çünkü Hatice abla yok yanımda. Hatice abla olsaydı öldürmezdim. Yürüyorum abi gündüz gece. Bu ne? Nokta nokta nokta. Bir şey diyemiyor tabii ki de. Selamlar evladım. Endişelenme, seni terk etmedim. Ya Hatice abla ne yapmaya çalışıyorsun sen? Valla. Bir gelip bir gidiyorsun. Tamam odanın sonuna kadar geldim işte. Dedim belki bana saldıracaklar ya. Neyse terk etmedi kral. Tebrik ederiz. Seviyoruz Hatice ablamızı. Hatice abla için arkadaşlar kalp atalım. Kalp. Yorumlara kalp atalım. Onca zaman bu sütunun arkasındaydım. Zaten ben de fark ettim o sütunun arkasında. Hiç bilmiyordum arkadaşlar Hatice ablanın orada çıkacağını. Bana güvendiğin için sağ ol. Sana güveniyorum Hatice abla. İnşallah sen de hainlik yapmazsın. Arkadaşlar yorumlara spoiler falan yazmayın. Tamam mı? Ben okuyorum. Sakın yazmayın spoiler falan. Dem oyunun sonundan hiç bahsetmeyin çünkü aşırı merak ettim oyunun sonunu. Hani part 2 artık part 3'e kadar sürer galiba. Sonu aşırı merak ettim. Artık videosunu çeke çeke öğreneceğiz. Tamam alıştırma için bu gerekliydi falan diyor. Tamam. Kendimi savunmam lazım. Her zaman yanımda olamazsın. Tamam bir işin varsa gidebilirsin abla, ben hallederim ya. Tamam burada kalayım mı lan acaba? Ben burada kalmayacağım. Keşif yapacağım kendi başıma. Bir fikrim var. Sana bir cep telefonu vereceğim. Oha lan cep telefonu mu var hayvanlarda? Yok artık. Bir şeye ihtiyacın olursa araman yeterli. Tamam. Oğlum hayvanların telefonda ne işi var? Telefonun ne işi var ya? Şaka gibi, neyse. Sorgulamayacağım arkadaşlar, oyun bu. Usludur tamam mı? Bu bize çok velet gibi davranıyor arkadaşlar ya. Ben sinirim bozuldu. Bu kadar şeyde masumiyet de yeter yani. Dünya öyle bir masum bir yer değil ki sonuç olarak. Telefonu vermedin ki.
Hayda ya, telefonu vermedin ablacığım ya. Hatice ablacığım, vermedin telefonu. Ben bu kurbanı vuracağım kafasına. Zır. Telefon çaldı galiba. Alo. Ben Hatice ablan. Toria demeyeceğim ona ya. Hatice abla diyeceğim. Odayı terk mi ettin yoksa? Yine beni kontrol ediyor arkadaşlar. Ona yalan söyleyeceğim. İleride açıklamam gereken birkaç bulmaca var. He, bulmaca da yardım edecek bize. Kendi başına çözmen tehlikeli olur. Sorun değil ablam, ben hallederim ya. Sal beni artık, yeter. Tamam Hatice abla, git artık, aramam. Heh, kapat. Kurbağa, Hatice abla olmasaydı senin ağzını burnu kıracaktım. Yine oyun oynayabiliyoruz mu? Bırak bırak, pardon insan. Canavarlarla savaşların için bir tavsiyem var. Aa, bize tavsiye veriyormuş. Ver abi. Belirli bir eylem yapman ya da canlarını çok az bırakana kadar savaşman gerek. Bunu zaten ben biliyordum oğlum. Ne gereksiz bilgi, bir şey verdin bana ya. Onlar seninle savaşmak istemeyebilirler diyor. Tamam. Bir canavar seninle savaşmak istemezse lütfen merhamet et insan. Bırak. Ama ben bir göstermelik olarak öldüreceğim ya. Merak ettim çünkü, tamam mı? Animasyonu merak ettim. Buradan gidebiliyor mu? Ona girdim valla. Bu ne? Bu ne? Ceple ceple. Bir tane alın yazıyor. Bir şeker alacak mısın? Alayım abi. Şekerleri severim. İnşallah zehirli değildir. Tamam. Şekeri aldım. Birkaç tane alabiliyor mu? Birkaç tane al. Tamam. İlerleyeyim abi. Bu ışıltı ne böyle ya? Tamam. Aa, bu ışıltı kaydet şeyi galiba. Animasyonu. Neyse, kaydedeyim arkadaşlar. Tamam, sal artık, sal. Tek başıma ilerleyeyim ya. Velet gibi. Aa. Lan yine mi sen? Oğlum sana merhamet etmiştim. Şimdi asla merhamet etmeyeceğim ya. Kendi kaşındı arkadaşlar. Savaş. Ne istiyorsun lan bizden? Heh. Güm. Uf, ağzını vurdu, kırdım. Bırak bırak. Teslim ol. Ah, o da bana vurdu. Tamam, savaşacağım tekrar. Kafasına vuracağım. Lan canım gitti. Vurdum. Yok oldu. Oh, sonunda para kazandım mı? Çok şükür ya. Bu altını ne yapacaksam artık. Ama kaşa kendi kaşındı cidden ha. 2 lira ona savaşıyorum ya. Bu nedir ya? Fazla merhamet iyi değildir arkadaşlar. O kadar merhamet etmeyin. Oyun sardı bu arada arkadaşlar. Gerçekten beni sardı oyun. Zır, telefon yine çalıyor. Hatice abla arıyor. He, ne diyorsun? Tamam, anladım. Alakası olacak ama hangisini tercih edersin diyor. Etmiyorum bir şey. Tarçın mı, kara... Tarçın mı, karamela mı? Karamela. Karamel değil mi onun doğrusu? Neyse, ben karamelli pasta seviyorum. Galiba bana pasta yapıyor. Galiba bana pasta yapıyor Hatice ablam. Tamam. Pasta yapıyor bize ya. Ne kadar iyi bir kadın, yemin ederim. Çok iyi bir kadın ya. Zır yine arıyor. Hatice abla, ne var? Ne? Ya Hatice ablacığım lütfen ya. Ben karamel dedim. Tarçın sevmiyorum. Evet, ben tarçını sevmiyorum arkadaşlar. Tamam. Neyse ablacığım, senin için yerim. Tamam tamam, seni kırmayayım ya. Çok tatlı bir kadınsın. Tamam, kırmayacağım seni. Ama ben hala şüpheleniyorum bu kadından. Pek güvenmiyorum arkadaşlar Hatice ablaya. Çünkü ne olursa olsun burası, yani burada insanları sevmiyorlar belli. Sabırlı olduğun için sağ ol bu arada. Tamam. Artık arama yeter ya. Bu nedir, hep bizi arıyor. Burada ne var lan? 4 giri taştan, 3'ü onları itmenizi tavsiye ediyor. Bu ne lan? İteyim abi. Bu muymuş bulmaca? Çok basit. Bismillah, yine geldi. Bak, diğer sefer sana merhamet ettim. Bir sefer etmeyeceğim bak, cidden ya. Ne istiyorsun oğlum? Hep usulca yaklaşıyor ha. Savaş. Savaş. Güm.
Of, tek attım lan. Ortaya getince tek atıyorum. Ama hayret kaşındı arkadaşlar, cidden yani. İkilir geliyor yani ya. Ne yapayım? Hepsini katlettim ama bundan sonra öldürmeyeceğim ya. Yine düşeceğim. Bu ne? Giremiyor mu buradan? Yok. Kesin burada aşağı düşeceğim yine. Yani yine düştüm. Sonunda arkadaşlar geçtim ya, vallahi bile çok sıktı yine. Eşya ver diyor, vermeyeceğim. Denemediğiniz yöntem kaldı mı? Kaçacağım yine arkadaşlar. O hep kaçabiliyoruz ha. Hiç zarar vermeden kaçabilirim aslında arkadaşlar. Oyunu öyle bitirebilirim. Hop dedik kardeş. Kim beni itebileceğini söyledi. Hayvan mı lan bu? Taşsın lan sen. Taş değil misin? İlerlemeni rica ediyorsun demek. Hadi lütfen. Hadi seni iteyim ya. Tamam. Sadece senin için bal kabağım. Oğlum taş bize yavşadı lan. Şaka maka. Hadi it it. Biraz daha ilerlememi istiyorsun. Taş senin ağzını bunu kırarım ha. Cidden ha. Bu nedir ya? Hadi iteceğim seni. Tamamdır, bu nasıl? Ya bizi trolleme lütfen ya. Taşım lütfen, cici kuşum. Cici taşım. Lütfen. Yanlış tarafa mıydı? Evet, yanlış tarafa attın. Tamam, kaptın olayı. Çok güzel, süpersin. Süpersin, adamsın taş, adamsın. Evet, ettin güzel kardeşim, öpüyorum seni. Oğlum taş bile konuşuyor lan, ne biçim dünya. Taş ağzını burnunu kırarım ha. Çakallık yapma. Vurarım seni ya, bu nedir ya? Öldürecektin lan beni. Evet, orada kalacaksın. Beni cidden yoruyorsun. Oğlum taş bize kızıyor, şaka gibi. Oğlum oyun efsane bu arada ya. Sevdim oyunu, sardı oyunu cidden. Geçtim abi. Taş teşekkür ederim. Eyvallah. Bizi veremettin ama olsun. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar, 2000 like gelirse devamını çekeceğim. Oyun gerçekten sardı, o yüzden muhakkak like atın abi. Like atın ki ben de part 2'sini çekip atayım arkadaşlar. Gelecekteki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın, eğlenceyle kalın.